Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimizde ben size vibratoyu göstereceğim. Elimden geldiğince, ayrıca birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü parmakta gösterdikten sonra bir de üstüne örnek bir eser çalacağım. Bir başlayalım. Normalde size bahsettiğim hani teknik vardı, şurada parmağımız kalıyordu ya. Bu şekilde birinci parmakla mesela başlayalım. Re telinde mi yapıyorum mesela. Vibrato yapacağınız zaman artık görüyorsunuz şuradan şu biraz daha ayrılabilir. Çok az daha, çünkü bunun birleşik yapması birazcık zor olabilir size göre. O yüzden bunu birazcık şöyle bir ayırabilirsiniz artık. Aynı şekilde ikinci parmak yaparken mesela birinci parmağı kaldırabilirsiniz. Üçü yaparken sadece yani üçü yapabilirsiniz. Zaten hepsini sırayla göstereceğim. Öncelikle mesela vibratoyu şey yapalım. Bilekten yapıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada size şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bastığınız yeri şimdi şöyle bastınız mesela, örnek veriyorum. Şöyle düşünün. Yukarıda yani çok böyle parmak sadece bastığınız yer kalıyor. Üstü, parmağınızın üstü gidiyor. Yani bilekten gitmiş oluyor aslında. Hareket de şu oluyor. Hani önce şu hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilekten şöyle bir önce bir bileğinizi alıştırabilirsiniz. Kesinlikle şunu yapan çok olacak. Şöyle şöyle yapmaya çalışacaksınız. Bu böyle bir şekilde olmuyor vibrato. Buna dikkat edin. Dediğim gibi yani birazcık size doğru şu hareket. Yani şu harekete birinci parmağınızı sabitlediğinizi düşünün. Ve şöyle. Evet, şu hareket. Ve vibratoyu önce bu alıştırmayı yaptıktan sonra birazcık hani bileğinizle parmağınızı işte çalmadan yapın. Çünkü bu birazcık zor olacaktır. Bu oturduktan sonra sıra geldi yayla birleştirmeye. Bunda da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yayınızı tamam, genelde buraya odaklanacaksınız biliyorum ama yayınıza da biraz dikkat edin. Mesela biz buna sinek vızıltısı gibi diyoruz aslında başlangıç olarak. Doğru yeri bulduktan sonra şöyle görüyorsunuz, ileri geri yani bir tiz bir pes böyle. Tabii bu hareket gittikçe hızlanacak. Ve şurada şöyle bir şey var. Yapılacak hatalardan bir tanesi de şu olacak. Hani yayı kesme durumu olabilir. Hani gibi. Buna dikkat edin. Yayı kesmememiz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli. Yayı sadece çekeceksiniz ya da iteceksiniz. Ama sürekli. Hani hiç kesmeden. Burada da bu arada bu alıştırmayı yapacaksınız. Önce sinek vızıltısı gidiyor geliyor. Gördüğünüz gibi. Hiç olmadı, daha yavaş yapın, hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra bir tık böyle yavaş yavaş hızlandıra bütün parmaklarda aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben sadece birinci parmakta gösterdim ama bunu aynı şekilde ikinci parmakta da yani mesela koydunuz. Her parmağınızı tek tek vibratoyu çalıştıktan sonra mesela bu da dördüncü parmak. En zor bu olacaktır kesinlikle. Bunu dört parmağı da tek tek çalıştıktan sonra bu sefer şeye geçiyorsunuz. Sırayla re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Yani bir telde çıkıp dört parmağa kadar çıkıp iniyorsunuz.
vibrato bir şekilde arkadaşlar. Göstereyim ona da örnek olarak. Fark etmez mesela, biz genelde hani alışkanlık olarak şu parmak doluyor. Ama zaten burada yaparsanız, yani fa'da yapıp da fa diyezde de yapmamanız neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Çünkü aynı teknik, yani farklı bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir şey var, mesela parçalarda çalarken bu şekilde vibrato yapmanız daha tatlı, daha güzel olacaktır. Buna da örnek vereyim. Mesela sonradan vibratoyu yapıyorum. Önce bir normal çalıp sonradan yavaş yavaş vibrato yapıp hızlandırıyorum. Bu da güzel bir bence duygu katıyor. Siz de yapabilirsiniz. Mesela birinci parmakta gösteriyorum. Mesela fa'da da yapayım, diğerlerini de yapayım isterseniz. Bu şekilde oluyor. Şimdi dilerseniz size bir parçayı da örneklemiş olayım. Gördüğünüz gibi her parmakta neredeyse vibrato yaptım. Bu şekilde sabırlı, yavaş yavaş, hani sinek vızıltısı gibi dediğimiz şekilde giderek hızlandırdıktan sonra vibratonun kıvamına ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar.